şu anda zaten köy komple 22 hanedir. 22 hanede zaten hepsi komple yani hepsi hasara girmişler. Büyük bir afettir yani. Bütün evler hasar gördü, elektrik direkleri, ağaçlar yıkıldı. Muş'taki bir köyü hortum vurdu. Ceyran yok, elektrik yok, hep kesilmişler. Hortum, Varto ilçesine 30 kilometre mesafedeki Yayla köyünde etkili oldu. Birçok evin ve ahırın duvarı yıkıldı, çatısı uçtu, kullanılamaz hale geldi. Köylüler geceyi Kızılay'ın kurduğu çadırlarda geçirdi. Yetkililer de hasar tespiti için köyde incelemelerde bulundu. İlk aşamada hasar tespiti yapıldı. 24 evde. Evet, 24 az ya da çok. 24 evde ahır. Az ya da çok hasarlı evimiz mevcut. Tespit edildi. Bunlarla ilgili yapabileceklerimizi şimdi çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Köylümüzü mağdur etmeyeceğiz. Öncelikle onu söyleyeyim. Geçmiş olsun diyorum. Bitlis'te de dolu yağışı etkili oldu. Meyve ağaçları zarar gördü. Bazı caddelerdeki rogarlar tıkandı. Yayalar yürümekte, araçlar ilerlemekte zorlandı. Manisa'da da şiddetli yağmur ve dolu yağışı gece başladı. Alaşehir, Sarıgöl ve Salihli ilçelerinde caddeler su altında kaldı. Ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Tıkanan mazgallar yüzünden bazı araçlar yolda kaldı. Bağlardaki ürünler de zarar gördü. Ve batı bölgeler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre serin ve yağışlı hava bu akşam ve yarından itibaren batı bölgelerde etkili olacak. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta ortasına kadar yurt genelinde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor. Yetkililer sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşları uyarıyor.